Evet, Araştırmalar Derneği. Bu 25. yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlik, bugünkü konferansımız. 90 yılından bu yana İzmir'de birçok etkinliklerimiz oldu. Ruhsal konularla ilgili bilgilenme ihtiyacını elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Normalde mikrofonla konuşmaya çok alışkın değiliz. Bize dernek merkezinde konferans verdiğimiz için biraz değişik geldi mikrofonla konuşmak. Kendi sesimi gecikmeli olarak duyuyorum. Ama umarım herkes, yani söylediklerim anlaşılıyor. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa lütfen işaret edin. Bugünkü konferansımız bizim derneğimizin ilgilendiği, uğraştığı ana konulardan biriyle alakalı. İçsel farkındalık ve dönüşüm. Konferanslarımızda ve seminerlerimizde kendini tanıma konusuna çok geniş yer veriyoruz. Çünkü bunun insanın ruhsal gelişimi bakımından çok hayati derecede önemli olduğunu biliyoruz bu konunun. Ondan dolayı da derneğimizin kurulduğu ilk yıllardan itibaren hep kendini tanıma konusuyla ilgili çeşitli etkinliklerimiz, konferanslarımız, seminerlerimiz oldu. Ve çeşitli düzeylerde bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürmeye hala devam ediyoruz. O yüzden bugünkü konumuz oldukça önemli ve hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Şu anda derneğimizin devam etmekte olan birkaç semineri var ve başlayacak olan seminerlerimiz de var. Bununla ilgili arkadaşlarımızdan, dernek üyesi arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz etkinliklerle ilgili. Eğer yeni gelen varsa, salı akşamları devam eden konferanslarımız var. Bunlar sürekli olarak halka açık ve devam ediyor salı akşamları. Onun dışında sürekli tekrarladığımız bir temel ruhsallık semineri var. Temel konuları ele aldığımız bir seminer dizisi. Bir de yeni başlayacak olan yine kendini tanıma konusuyla ilgili bir seminer dizimiz de olacak. Onları web sitemizden de veya Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz zaten. Şimdi bugünkü konferansımızın konusu tekrar oraya dönecek olursak, içsel farkındalık ve dönüşüm. Bu çeşitli şekillerde konferanslarımızda ve seminerlerimizde zaman zaman tekrar ele aldığımız bir konu. Bugün burada, bugünün bu atmosfer içerisinde, bu salonda bu konuyu tekrar ele alacağız ve bakalım nasıl bir sentez ortaya çıkacak. Öncelikle içsel farkındalıktan bahsedeceğiz. Nusret Bey size özellikle daha ziyade 4. yol ve Gürcü'ye
ekolü çerçevesinde kendi içimizde fark etmemiz gereken şeylerin neler olduğu konusunda bilgi verecek. Yaklaşık 45 dakika kadar sürecek ilk bölümümüz. Ondan sonra ikinci bölümde de dönüşümden söz edeceğiz. Dönüşümün temel dinamikleri nelerdir? Dönüşen nedir ve dönüşümü hızlandıran unsurlar nelerdir? Yani bugüne kadarki yaptığımız araştırmalar ve incelemeler çerçevesinde ulaştığımız sonuçları burada sizinle paylaşmaya çalışacağız. Tekrar gelip bu etkinliğimize katıldığınız, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Sefa Yılmaz. Tuzlacı. Yayıncılık sektöründe bir süre çalıştım. Şu an İzmir Su Araştırmalar Derneği'nin başkanıyım. Derneği 1996 yılında tanıştım. O yıllardan bu yana konferanslarımızda, yaptığımız araştırmaları ve konferanslarımızda, internet aracılığında veya yayınlarla paylaşıyoruz. Son yıllarda özellikle kendi tanıma, ilahi nizam ve kainat kitabı olsun, pek çok konuyla ilgili yoğun bir şekilde seminerlerimiz, çalışmalarımız oluyor, yayınlarımız oluyor. Zaten birçoğunuz biliyor, takip ediyor. Bunlara devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda içsel farkındalık ve dönüşüm. Reşat Bey'in söylediği gibi ben daha çok içsel farkındalık bölümü. Geçtiğimiz yüzyıllarda yaşamış George Gürcek isimli bir düşünür ya da filozof, yani diyebilirsek artık, üstad. Onun tarafından oluşturmuş olan bir dördüncü yol geleneği vardır. Yani Tibet, Hindistan'dan, Tibet'ten, Anadolu'dan veya yani Sufizm geleneğinden almış olduğu bir takım bilgileri anlamlamıştır. Ve dördüncü yol kısmıyla insanlıkla buluşturmuştur bu bilgileri. Çok esaslı, çok ciddi olması gereken bilgiler vardır. Biz daha çok da bugünümüze uyarlayarak, yani bundan 100 yıl önce anlatsam o bilgileri, ortaya çıkan o bilgileri günümüze uyarlayarak bir parça anlatmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla içsel farkındalık kendini daha çok dördüncü yoldaki karşılığı olan kendini hatırlamayla birleşip anlatacağım. Yani kendi hatırlama dediğim gibi bunu farkındalık, içsel farkındalık olarak da algılayabiliriz. Evet, fakat ilk başta ben yaşadığımız mekandan biraz bahsetmek istiyorum. Yani duyularımızla aldığımız, görebildiğimiz, incelediğimiz bir mekandan bahsetmek istiyorum. O da evrenimizdeki uzaydan, yani işgal etmiş olduğumuz, içerisinde bulunduğumuz uzaydan bir parça bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz uzayımız çok sonsuz, engin ve pek çoğu, yani uzayın hızın derinlikleri hakkında çok da fazla bilgimiz yok. Onun muazzam alanları, muazzam gezegenleri bilmediğimiz muazzam nebulözleri, galaksileri, ve yani aklınıza gelebilecek her türlü cennetvari mekanları bulunmaktadır. Fakat sadece böyle cennetvari mükemmel mekanlar var. Hayır, bunun dışında pardon, bir bağlantı dostluğu oldu yani. Tedir bittikten bir arkadaşım geldi. Kusura bakmayın. Evet. Evet, devam edelim. Herhangi bir sorudan çıkarsa yine arkadaşlar yardımcı olacaktır. Evet, böyle muazzam bölgeleri olduğu gibi aynı zamanda kasvetli, soğuk ya da çok aşırı derecede sıcak böyle cehennemi andıran mekanlar da vardır değil mi uzayda? Yani bizler böyle bir mekanı fizik bedenimizde işgal ediyoruz. Yani böyle bir mekanın içerisindeyiz. Böyle bir mekanda yaşıyoruz. Hem cennetvari, mükemmel hem de kasvetli, soğuk bize göre tabii göreceli olarak bir mekanda yaşıyoruz. Bazen yıldızlar patlar, nebulozlar, süpernovalar patlar, ortalık oldukça renklenir. Sanki öfkelenmiş meteorlar, uzayın fiziken işgal ettiğimiz bir yer.
Fakat aynı zamanda kendimize ait bir uzayımız daha var. Fakat bu uzay, kendi iç uzayımızı, buna şöyle de diyebiliriz, psikolojik uzayımızı fiziki mekanla kat etmiyoruz. Yani fiziki mekanla o yer içerisinde bulunmuyoruz. Psikolojik bir bedenle, psikolojik bir uzayımız da var aynı zamanda. Ve aynı biraz önce uzayı tarif ederken, fiziki uzayı tarif ederken kastettiğim o sıfatları burası için de kullanabiliriz. Yani psikolojik uzayımızın içerisinde de bu şekilde cennet vari, olumlu, çok güzel mekanlar olduğu gibi yine böyle tavsiye ettiği cennetini andıran sıcak veya çok soğuk alanları vardır. Ve bizler her zaman böyle o güzel, soldaki güzel mekanlarda kendi psikolojik uzayımızda bulunmuyoruz. Bazen belki de çoğu zaman daha kasvetli, daha ısraplayıcı alanlarda durduruyoruz psikolojik uzayımızda. Örneğin negatif duygu içerisinde bulunurken acaba dış dünyamız, fiziki mekanımız, dış uzayımız nerede olursa olsun nasıl hissedebiliriz? Tabii ki içerimizde yanardağlar patlar, atomlar patlar, çok bir şey öfkelendiğimizde çok şiddet hissederiz değil mi? Bunlar her birimizde, yani istisnasız her birimizde, her insanda olan bir mekandır yani bu içsel uzay. Daha iyi anlayabilmemiz için böyle bir model şeklinde anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bazen çok fazla özdeşleşmelerimiz olur, kâle almalarımız olur, negatif duygularımız olur. İşte bu tip durumlarda, birazdan zaten yavaş yavaş inceleyeceğiz onları. Bu tip bir alanda, yani psikolojik uzayımızın en derin, en kurtu ve kasvetli alanlarında bulunuyoruz. Yani biz iki mekanda nerede bulunursak bulunan hiç önemli değil. O an içimizde yanardağlar patlayabilir. Veya yani o an çok kasvetli, soğuk bir mekanda da, psikolojik mekanda da bulunuyor olabiliriz. Bu durumda ne yapabiliriz? Yani en azından şunu sorabiliriz değil mi? Şu an neredeyim? Yani hangi psikolojik uzayın hangi bölgesindeyim? Acaba böyle kasvetli, biraz önce bahsettiğim alanı mı yoksa oldukça o güzel sanatın cennetvari alanlarda mı? Belki de ara alanlardayız. Yani tam ne orada ne burada. Yani bunu sık sık sormamız lazım. Şu an neredeyim? İşte kendini tanımlanıp çalışmaya başladığı an, kendi üzerimizde çalışmaya başladığımız anın başlangıcı bir nevi budur. Şu an neredeyim? Hangi alandayım? Psikolojik uzayda hangi bölümdeyim? Yani bir çeşit burada bu soruyu sorduğumuz anda aslında kendimizi gözlemlemeye başlıyoruz. Ve bu da bir çeşit kendini hatırlama ya da bir farkındalık yaratmaya yavaş yavaş başlamış oluyoruz. Sık sık nerede bulunursak bulunalım, ister bir mekanda, ister otobüste seyahat ederken, ister sosyal bir ortamda, neredeyim, psikolojik üzerinde neredeyim diye sorduğunuzda ve bunu incelediğinizde bir çeşit kendini gözlemleme başlatmış oluyoruz ve aynı zamanda bir çeşit farkındalık kendimiz için ister bir farkındalık yaratmaya başlıyoruz. Şimdi buna benzer bir konu da olaylar ve durumlar. Kendi hayatınızı anlatmak istediğinizde yani ya da sizler kendi hayatınızı bir başkasına anlatmak istediğinizde şöyle bir durumla karşılaşırsınız. Hep olayları anlatırız değil mi? Yani işte başından şu geldi, şunu yaşadım, bunu yaşadım. Bunlar hep olaylardır. Bunun içerisinde bizdeki o katkı, yani bizden olan o katkıyı çok fazla koymayız. İçimizdeki katkıyı, katkıdan kastırmayız. Durumları çok fazla içerisine anlattığımız şey içerisine koymayız. Ama sürekli olaylardan bahsediyoruz. Fakat bu doğru mu acaba? Kendi hayatınızı sadece yaşadığınız olaylar mı oluşturuyor? Aynı zamanda kendi iç dünyamızda yaşadığımız bir de durumlar vardır değil mi? Tam karşılığı olarak. Yani dışarıda yaşanan, hayatı getirmiş olduğu olaylara vermiş olduğumuz tepkiler vardır. Yani güzel bir olay yaşarız, güzel bir olay. Mutlu oluruz, haz alırız, keyif alırız. Olumsuz bir olay yaşarız, öfkeleniriz, kızarız, nefret ederiz gibi. Yani hayat sadece olaylardan oluşmuyor. Hayat aynı zamanda bizdeki içsel durumlardan oluşuyor ve kendini tanımak isteyen bir insan için içsel durumların önemi belki olaylardan çok daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda durumlar içseldir, olaylar dışsal. Yani olaylar bildiğiniz gibi dışarıdan gelirler. Bazıları biz tetikleriz, bazıları sosyal olaylarla tetiklenir, çevremizde tetiklenir ama onlar dışarıdan tesirlerle kendiliğinden oluşurlar. Yani çok fazla müdahale edemeyiz yaşadığımız olaylara.
Yani belki yön vermeye çabalarız ama çok fazla müdahale edemeyiz. Ama durumlar içseldir. Yani içsel olan psikolojik üzerimizde var olan, yani mekanımız bize ait mekanlarda meydana gelir. Ve bunları kontrol edebiliriz. Çoğu zaman olaylar ve durumlar birbirlerine karşılık gelmeyebilir ve gelmezler de. Yani buna basit bir örnek verelim. Her şey çok yolunda giderken bir insan herhangi bir şey öfkelendiğinde, kızdığında o olayın bunun karşılığı olacak mıdır? Hayır. Örneğin seyahate çıkan birisi düşünüyorum. Her şey yolunda, tatile çıkmış. Fakat en ufak bir şeyle taktığını, işte en ufak şeylerle problem yarattığını düşünüyorum. Bu durumda olaylar, yani olumlu olaylar, kişinin içerisindeki, iç dünyasındaki durumları karşılar. Tabii ki karşılamaz. Yani bir karşılık var. Negatif durumdayken dışımızdaki dünya ve bunun getirmiş olduğu olaylar ne olursa olsun negatif durumdayken biz her zaman mutsuz olacağız. Yani mutluluğu da belki bunda bir parça birleştirebiliriz. Yani mutluluğu hep dışarıda deriz ya. Yani şu olursa işte iyi olacak. Ondan sonra öbür olursa iyi olacak. İşte bugün şuradan para veririz de iyi olacak. Gibi böyle sıralayabiliriz. Bunları ağır ağır sıralayabiliriz. Ama bir bakarsınız her şey pat 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 olur ama bir bakarsınız değerli bir şey, bir boşluk her zaman vardır. Tam olarak kendimizi mutlu veya haz içerisinde hissetmeyebiliriz. İşte olaylar her zaman durumları karşılamıyor. Yani içsel durumlarımızı her zaman için karşılamıyor. Hayat ve olaylarını değiştirmek zordur. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi hayatın olayları bir takım tesirler vasıtasıyla bizim dışımızda geçirler ve biz bunların çok çok azına müdahale ederiz. Ve genelde hayat olayları sürekli tekrarlar. Yaşadığımız olaylar birbirini takip ederler ve tekrarlarlar. Ve kesinlikle bu olaylara ciddi anlamda değişim yapamıyoruz, değiştiremiyoruz. Fakat durumlar öyle değildir. Yani bize kalan, bize değişim için, kendimiz için veya kendini tanımamız için elimizde kalan tek şey ve belki de en önemli şey durumlardır. Durumları değiştirdiğimiz zaman olayların anlamı da değişiyor. Yani nasıl diyelim? Yani bir şeye sürekli olarak olumsuz, bir herhangi bir olaya sürekli olarak olumsuz baktığınız bir şeyi düşünelim. Bizdeki o anlamı değiştirdiğimiz anda, yeni bir anlayışa kavuştuğumuz anda birden o olay bizim için aslında o kadar önemli değildir. Aslında bizi etkilememeye başlayabilir. Kendi hayatlarımızda düşünelim. Yani bizi rahatsız eden, sürekli rahatsız eden, olumsuz olarak gördüğümüz bazı olayların, yani şu an aklımıza gidiyorum. O olayları aslında anlamını değiştirdiğimiz anda, yani başka bir şekilde o olayla ilgili düşünmeye başladığımız anda, inanın istemem, istemem, hiçbir etkisi olmamaya başlayacaktır. Bazı olaylar için tabii bu zordur. Yani birazdan da görürüz, yani çok eskiden çocukluğumuzdan ya da belki başka hayatlardan kalma bazı izleri var. Onların üzerinde anlam değişikliği yapmak bir takım yardım gerektirir ama onun dışında hayat içerisinde bazı önemsiz, çok gereksiz olarak kafamıza taktığımız, oyalandığımız ve bizi böyle psikolojik üzerimizde böyle negatif alanlara sürükleyen o durumları değiştirmemiz oldukça kolay. Olaylar değişmiyor bakın. Olaylar sürekli tekrarlanır. Bir olay biter, şekli değişir, yoğunluğu değişir, başka bir zaman ve mekanda tekrar başka bir olayla karşılaşabiliriz. Hiç değişmiyor. Olaylar sürekli böyle tekrarlanır. Yani kendimizi daha çıkarıp, yükseliyoruz yani olay, hayattan sıyrılıp, yaratalım. O da bir olaydır zaten. Yani öyle çıktığımız şey de bir olaydır. Ondan da kaçırdık. Ve orada da sürekli başka başka olaylar. Yani hani bu işten kaçış yok. Anlatmaya çalıştım. Olaylar sürekli biz doğumdan ölmeye kadar var olan ve var olacak durumlardır. Ama bizim içsel durumlarımızı bunlara karşı yeniden anlamlandırırsak, ki Yaşar Bey birazdan aklıma değinecek bir şu konusunda, bir parça olayların anlamını değiştirmeye imkanımız olacak ve aslında içsel durumumuzu değiştiriyoruz. Yani psikolojik uzayda cehennemvari alanlardan cennetvari alanda tabii örnek olarak söylüyorum. Daha iyi anlamak için geçelim bir imkanımız oluyor. Zaten düşündüğümüzde ara ara bilinçli olmasak da kendimizden bazen böyle yaşarız. Bir gün çok sevmediğimiz bir şey aklında fikrimiz birden değişir. Bir bakarsanız hiçbir anlamı kalmaz. Üzülmezsiniz mesela. Değil mi? Evet. Hayat bizler için aksiyon değil, reaksiyondur. Bu söz çok hoşuma gidiyor. Yani aslında bu şunu anlatmaya çalışıyor bu söz. Biz sürekli bir eylem içerisinde olduğumuzu anlıyoruz. Fakat öyle değil.
aslında hayatın bize getirmiş olduğu o olayları, tesirleri, ya siz ne her ne verirsiniz, yani kader diyebilirsiniz, başka hep bunlarla mücadele içerisinde bunların karşılık görüyoruz. Yani çok fazla hayat içerisinde yaptığımız çok fazla bir şey yok. Hep bir reaksiyon içerisindeyiz. Yani daha da dördüncü terimleriyle konuşursak, dış tesirler tarafından adeta yönetilen makineler gibiyiz yani. Tabii terimler biraz ağır. Bunlar 200-300 yıl öncesinin öğretileri, yani çok daha eskileri de bunlar. Yani dördüncü yolun ikisi ezoterik bir öğretim ve binlerce yıl öncesinden gelir. Alınabilir ama hani onu da bilmekte fayda var. Dış tesirler tarafından yönetilen birer makineyiz ve uyuduğumuzu söyler bundan dolayı. Yani sürekli dış tesirler altında yönetildiğimiz için birçok şeyi farkındalığı bir şekilde yapamıyoruz. Uyuyoruz. Her şey kendiliğinden bağırtılıyor, kendiliğinden oluyor. Yine çalışma içerisinde öyle bir söz vardır. Yani her şey olması gerektiği tek bir şekilde olur, başka bir şekilde olmaz şeklinde çok güzel bir söz vardır. Üzerinde düşünebileceğiniz bir söz. Dolayısıyla aslında bu önemli bir konu, hayatın aksiyon içerisinde değiliz. Yani hayat içerisinde bir şeyler yapmıyoruz, uyuyorken, kendi üzerimizde çalışıyoruz. Sürekli bir reaksiyon içerisindeyiz, tepkiler, hep tepki. Bir olay oluyor, duygusal tepki veriyoruz. Bir şey, başka bir şey oluyor, düşünce tepkisi veriyoruz. Yani yeni bir düşünceye ulaşıyoruz, değil mi? Kabaca bu konu böyle. Evet. Şimdi bir parça bu bizim uyutan dış tesirlerden ve kendi içimizdeki buna verdiğimiz yanıtlardan bir parça bahsedeceğiz. Bunların başında özdeşleşmelerimiz, yani eş koşmalarımız gelmektedir. Özdeşleşmenin tam karşılığı eş koşma veya eş olma. Yani herhangi bir şeyle kendimizi bir hissetme. Onun içerisinde kaybolma anlamına geliyor. Yani özdeşleşme altında yazmış zaten insanın kendini unutmasıdır. Yani herhangi bir şeyle özdeşleştiğimizde her şey olabilir. Maddi, manevi şeyler, nesneler, insanlar, olaylar, düşünceler, duygular her şeyle olabilir. Ve hepsiyle özdeşleşiyoruz ki en başta kendimizle özdeşleşiyoruz. Özdeşleştiğimiz anda o şeyin içerisinde aslında bir nevi kaybediyoruz ve bu bizi unutuyor. Diğer şeyleri göremez hale geliyoruz. Yani örneğin önümüzde bir orman var ya da örneği baştan alayım. Diyelim ki bir işle uğraşıyoruz. Ve önemli bir hedefimiz var. İşin içerisinde bir sorun çıktı. O sorunla özdeşleşmeye başlayacağız. Yani o sorunu çözmek adına. O sorunla özdeşleşmeye başlayacağız. Fakat daha önceki hedefimizi, yani işe başlarken hedefimizi unutmaya başlayacağız. Bazen düşüncelerimizle özdeşleşiriz. Yeni oluşan düşüncelerle. Bir diğer düşüncelerimizi unuturuz. Onun için de kaybolur. Bazen duygularımızla özdeşleşiriz. Bir diğer duygularımızı unuturuz. Bu böyle gider. Yani örneğimize dönersek, bir orman düşünelim. Herhangi bir şey yoğun bir şekilde özdeşleştiğimizde daha çok o ormanın 2-3 ağacını belki, en önemli 3-4 ağacını görebiliriz. Daha arkasındaki alanları, mekanları görebilme imkanımız kalmaz. Çünkü onun içerisinde kayboluruz adeta. Çünkü düşüncelerimiz, konsantrasyonumuz sürekli belli bir olay, belli bir duygu ve belli bir düşünce üzerindedir. Tabi bazı özdeşleşmeler faydalı olabilir. Fakat aşırı özdeşleşmeler o bizim biraz önce bahsettiğimiz karanlık uzayda, karanlık yerlerde ikamet etmemize sebep olurlar. Yani bazı özdeşleşmeler vardır. Güzel. Mesela annelerin çocukları yetiştirme esnasındaki ufak tefek özdeşleşmeleri, onu eğitim adına işte büyütmek adına korumak, yetiştirmek adına güzeldir ama bu aşırı derecede olmaya başladığında bu sefer çocuğa zarar vermeye başlıyor. Yani, biliyorsunuz yani çok fazla örnek vermeye gerek yok. Veya işiyle aşırı özdeşleşen bazı insanlar vardır. Yani mesleğiyle, işiyle çok yoğun şekilde aşırı özdeşleşen kişiler vardır. Ve özdeşleştiği şey elinden alındığı anda, yani işinden kovulduğu anda adeta depresyona giderler. Aramızda var böyle insanlar. Yani çok yoğun bir şekilde meslekte başka bir şey de olabilir. Spor olabilir, siyaset olabilir. Çok yoğun. Yani neyse kısaca aşırı özdeşleşmelerimizin hepsi bize aşırı derecede zararlıdır. Biz o karanlık alanlara götürürler. Nedir bu? İnsan herhangi bir alanda kendisini unuttuğunda başka alanlardan sürekli olarak tesirler de aldığı için bunlarla baş edememeye başlıyor. Dolayısıyla mücadele etmemiz gereken belki de en önemli konulardan biri bu özdeşleşmelerdir.
Özdeşleşme kendini tanıma yolunda fark etmemiz gereken en önemli olgulardan biridir. Çünkü özdeşleştiğimiz anda, daha doğrusu onunla mücadele etmeye başladığımız anda hemen başka bir özdeşleşme devreye girer. Tehlikesi burada. Yani diyelim ki kendimizi gördük, kendini gözlemleme ve içsel farkındalıkla bir gözlem yaptık ve özdeşleştiğimiz bir şey gördük. Bununla mücadele etmeye başlayın. Hemen dikkat ederseniz başka bir yerden yeni bir özdeşleşme girmeye başlıyoruz. Maalesef bu böyle. Yani yapımızda bu var. Yani insanın yapısına bağlı olan bir durum. O yüzden hani burada daha çok yapmamız gereken şey bunları sürekli olarak gözlemlemek, yani hayat boyunca bunları gözlemlemek ve hangi aşırı gözlem, özdeşleşmeleri bizim üzerimizde zararı var, onları tespit etmek ve onlar üzerinde çalışmak. Yani mesela bazı yani beyler spora çok düşkündürler, çocukları takımlarıyla aşırı özdeşleşirler. Gelindikleri zaman çok üzüldüler, beğendikleri zaman sevindiler. Fakat bazen bu öyle bir durum, hayatları tamamen oraya doğru kaymaya başlar. İşte orada bir sakat durum oluşmaya başlar. Yani özel işlerine yaslayılır, mesleki işlerine yaslayılır gibi. Örnek çok. Yani kendi hayatımda, yani hepimiz özdeşleştiğimiz için bununla ilgili yani sormuyorum, aklımız yok ama çok şey bulabiliriz. Kendi özdeşleştiğimiz alanları yakalamamız oldukça kolay. Neyle özdeşleştiğimizi fark edersek kendimizi ondan ayırabilir ve gücümüzü yeniden kazanabiliriz. Yine aynı biraz önce söylediğim konuya geliyor. Yani burada bir içsel farkındalık gerekiyor. Neyle özdeşleşiyoruz? Bunun için de bir kendini gözlemleme ve bir kendini hatırlama eylemleri gerekiyor. İşte o durumlarda neyle özdeşleştiğimizi yakalarsak en azından onunla mücadele etmek için bir imkan ortaya çıkacak. Bunu sizlere sormak istiyorum. Ben duygusunu veya hissini en çok nereye yerleştiriyoruz? Var mı cevabınız? Yani ben dediğim zaman en çok nereye yerleştiriyoruz bu duyguyu? Pardon? Duyamıyorum. Biraz bir sesli. Şarkılar. Tamam. Unutmayın. Başka? Duygu. Buyurun. Kalp. Buyurun. Kalp. Kalp ve şarkı. Yani ben dediğiniz zaman bu duygu olabilir, düşünce olabilir, özdeşleştiğiniz bir şey olur. Yani her şey olur. Vicdan. Başka var mı? Mantık. Varlık. Peki yeter bu kadar. Kalp, şakra, vicdan, mantık, varlık. Pardon? Kişilik. Kişilik. Hangi kişilik? Yani. Sahte kişiliğimiz var, gerçek kişiliğimiz var, özümüz var gibi. Hayır, yani sorgulamak için şey yapmayın, daha bir açmak için tabii. Ben dediğiniz zaman en çok yani nereye yerleştiriyorsak onu en çok özdeşleştiğiniz yer orasıdır. Öyle, atıyorum. Yani, alınmayın. Kalbinize yerleştirdiyseniz kalbinize o kadar çok özdeşleşmişsinizdir. Vicdanınıza yerleştirdiyseniz vicdan o kadar çok özdeşleşmişsinizdir. Kişiliği de devam edin. Gibi. Yani nereye en çok ben dersek, hangi alanda bu ben kelimesi kullanırsak o şeyle o kadar çok özdeşleşir. Bazı insanlar ideolojileriyle bu ben kelimesini çok özdeşleştirir, değil mi? Yani işte siyasetçiler veya işte geçmişte pek çok örneğini görüyoruz. Veya bazıları yine futbol anlayan bir futbol takımıyla çok özdeşleştirir. Adeta o olmadığında olmayacak gibi. Yani o ben kelimesini en çok nerede kullanıyorsak bizim için iç dünyamızda tabii. Onu da gözlemleyebilir. En çok özdeşleştirdiğimiz şeyler maalesef onlar olur yani. Oradan belki bu bize bir ipucu olabilir. Özdeşleşmeler içinde kaybolmuş insan kendini hatırlayamaz. Yani çok normal. Zaten özdeşleşmek için de kaybolan insan sadece kendini hiçbir şey doğru dürüst hatırlayamaz, göremez. Yani olayları göremez, içsel durumlarını göremez ve tabii ki kendini de hatırlayamaz. Farkındalığı yoktur. Özdeşleşen bir insan uyur adeta. Dış tesisler tarafından yönetilir, değil mi? O yüzden bu özdeşleşme konusu çok önemli ve kullanabileceğimiz, ona karşı kullanabileceğimiz tek silahımız belki de, hani silah farkında bu şey olmayabilir ama tek gücümüz, en büyük ve en önemli gücümüz kendi hatırlamadır. Özdeşleşmeleri fark ederek dönüştürmek için insanın kendini hatırlaması gerekir demişiz. Yani kendimizi hatırladığımızda, içsel farkındalığımızı sürekli hale getirdiğimizde ve ara ara bunu ortaya çıkardığımızda, sürekli hale getirdiğimizde çok zor tabii ama ara ara gün içerisinde pek çok kez kendimizi hatırladığımızda veya farkında olduğumuzda yaşamaya başlıyoruz.
Yani kendi hatırlayan insan özdeşleşmez. Herhangi bir şeyle, herhangi bir duyguyla, hatta bunu doğru yapıyorsa, kendini hatırlamayla doğru yapıyorsa kendiyle bile özdeşleşmez. Ve bir dahaki aşamada kendini hatırlamayla dahi özdeşleşmez. Daha ileriki aşamada. Böyle gidiyor. Yani artık gittikçe dış olaylardan, dış kesimlerden, kendi iç dünyasındaki iç durumlar, içsel durumlardan yavaş yavaş kendini soyutlamaya başlayabilir. Tabii bu bir anda olacak bir şey değil. Ve sürekli olacak bir şey de değil. Yani bu da gerçek. Yani günümüz dünyasında böyle sürekli kendini hatırlayarak izlemek. Ama bunu ne kadar çok yaparsak kendimizi tanıma yolunda o kadar daha iyi yol kat edebiliriz. Veya dış dünyanın etkilerinden en azından, hani olumsuz, negatif duygular, negatif haller, durumlardan etkilenmek açısından bir parça daha avantaj kazanabiliriz. Yani onların üzerinde, çünkü kendimizi hatırladığımızda bütün o negatif duyguları, yani negatif durumları, her şeyin üstüne çıkıyoruz. Bunu da unutmak gerekiyor. Evet, bir diğer konu, özdeşleşmelerden sonra bir diğer konu, içsel farklılık açısından, dönüşüm yolundan, kale almalardır. Çok okumuyor, kusura bakmayın, ben okuyacağım size. Kale alma, kale alma da aslında bir özdeşleşme. Değil mi? Yani nedir? Bir şey hakkında çok fazla düşünürsünüz, ona çok fazla değer verirsiniz veya onu çok fazla önemsersiniz gibi. Bu da bir özdeşleşme. Kale almalarda daha çok insan varlığı maalesef başka insanların kendisi hakkındaki düşüncelerini kale alıyor. En çok kale aldığımız noktalar ve hepimizde var olan bir özellik. O benim aklımda ne düşünüyor? Şu benim aklımda ne düşünüyor? Gibi. Yani en çok zaafımız budur. Çünkü neden bu tür düşünceler, yani Ahmet'in, Mehmet'in benim hakkımda ne düşünüyor hakkındaki bu tür düşünceler bir anda acayip derecede, inanılmaz derecede enerji koyabilen dedi. Negatif düşünmeme sebebi. Belli bir süre sonra şunu demeye başlarız. O beni ne kadar kale alıyor? Yani o beni ne kadar düşünüyor, ne kadar hissediyor? Bunu düşünmeye başlarız. Ve bunlar da maalesef sürekli olarak enerji kaybını neden olur. Yani hani derler ya, işte şu insanla görüştüm, enerjimi aldım, vampir falan. Ben bunlara çok fazla inanmıyorum son zamanlarda. Yani çünkü bu asıl kendi yitirdiğimiz enerjiler, özdeşleşmeler arasında, kale almalar arasında yitirdiğimiz enerjiler muazzam yani. Yani sabah bunu gözlemleyerek keşfedebilmeniz çok mümkün. Yani kendi gözlemleme yoluyla keşfedebilmeniz çok mümkün. Sabah kalktıktan sonra belli konular üzerinde çok fazla özdeşleşirse, yani daha öğleden sonra uykunuz gelmeye başlayabilir. Yani aşırı derecede enerji kaybına sebep olabiliyorlar. Evet, sosyal olayları bazen sadece başka insanların kendileri hakkında ne düşündüğünü değil de sosyal olayları, siyaseti, magazini, sporu aşırı derecede kale alan insanlar da var, değil mi? Mesela sosyal olaylar olduğunda yani çok fazla önemser, hemen tepki verir, siyasette böyle, spor olaylarında böyle, yani belli bir takım tutuyorsa takımına gelen herhangi bir zararda hemen o da isyan eder gibi. Bunları çoğaltmak mümkün ve bunlar belli bir süre sonra zaten negatif durumlara ve şiddete dahi dönüşebiliyor. Bırakın bunları, en çok hepimizin belki de çoğumuzun diye kahve aldığı şey hava da, değil mi? İklim, hava, havanın sıcaklığı, soğukluğu. Mesela hava güneşli olduğu zaman adres ne kadar güzel, yani güneş güzel başlarız. Yalan mı? Yanlış mı söylüyorum? Ama hava soğuk, yani mutlu olduğu zaman da bu sefer mutsuz oluyoruz. Eğer onu kahve alırsak başka bir negatif durum çağırıyor. Yani onunla özdeşleşirsek, hava güzel olduğunda, kendimizi mutlu hissedersek, bunun karşılığı olarak hava bulutlu olduğunda da kendimizi kötü hissediyoruz. Yani bunlar karşılıklı. Neyse, yani bu hepimizin gözlemleyebileceğiniz başına gelen şeyler. Yani ben bari yani iki gün önceye kadar sürekli hava bulutlu olmasına rahatsız oluyordum. Yapacağım işleri sanki yapamayacakmışım gibi ya da işte bana ağırlık veriyormuşum ama yani o güneş açınca mutlu oluyor. Aa işte bugün sanki çok enerji bozuk. Yani alakası yok yani her iki zamanda da aynı işleri yapabiliyoruz. İşte burada bir çeşit kale var. Hatta saatimiz 3'e geliyor. Birazdan kanlı güneş, pardon ay tutulması olacak. Şu anda belki çok arkadaşımız olur ve kale alıyor olabilir. Var mı? Evet, maalesef bazı astrolojiyle ilgilenen arkadaşlar da gezegenleri çok fazla kale alıyor. Yani tamam, bir gerçekliği vardır, takip edilmesi gerekir ama
ne dedik? Aşırı kahramanlığa, aşırı özdeşleşmeler bizde bir takım negatif durumları da ortaya çıkarabiliyor. Evet, bir önemli konuda hepimizin tek bir varlık veya tek bir bütün olduğumuzu düşünmemizdir. Yani birlik halinde olduğumuzu düşünmemizdir. Oysa bu kesinlikle yanlış. Hepimiz içimizde pek çok bene sahibiz. Farklı farklı düşüncesi, farklı farklı arzuları, istekleri olan benlere sahibiz. Yani bir insanın ismi Ali ise o aynı zamanda Ahmet, aynı zamanda Mehmet, işte Ferit, Hasan, bir sürü içerisinde başka başka isimde benler var. Örneğin bir insan dersiniz ki ya işte Ali yalan söylemez. Fakat yalan söylediğinde de şaşırırsınız. Yani Ali yalan söylemez. Evet doğru, Ali yalan söylemez ama içindeki Mehmet yalan söyleyebilir. Ve imkanı bulduğunda da söyleyecektir. Böyle çok gördüm çevremizde. Hiç beklemediğimiz insanlarda, beklemediğimiz hareketler, durumlar görmemiz mümkün. Çevremizde değil, kendimiz böyleyiz aslında. İçimizde pek çok ben var. Ve bu benlerin hepsi farklı farklı istek ve arzulara sahip ve bazıları diğerlerinden daha güçlü. Mekanik olarak, yani şuurlu olarak değil ama mekanik olarak daha güçlü benliklerimiz var. Ve bunların her biri 5 dakika da olsa, birkaç dakika da olsa, yarım saat de olsa yönetimine alırlar. Yani arabanın iletişiminde o geçer, sonra öbürü geçer, daha sonra öbürü geçer. Öbürü sürekli değişen benlikler arasındayız. Tek bir ben olduğumuzu düşünüyorsak kesinlikle yanlış. Bunları da yine tekrar gözlemleyerek ortaya çıkarabilmemiz mümkün. Kendimiz için de bazen deriz ki ya ben niye böyle düşünüyorum, yani neden böyle hissettim? Kendimize bir şaşırırız. Çünkü onu hisseden, onu düşünen ve o eylemi yapan o andaki siz değilsiniz. Yani siz değilsiniz derken sizin içerisindeki bir ben, bir benlik. Farklı zamanda yetişmiş, farklı zamanda farklı tesirlerle ortaya çıkmış, farklı telkinler altında, eğitimler altında kalmış bir ben. O şekilde davranabilir. Ve sürekli bu benler hangisi kırbacağını alırsa o başa geçer ve arzuları, isteklerini hemen yerine getirmeye çalışır. Bunlarla da mücadele etmek, bunları görmek oldukça önemli. Bir ülkede herkesin 5 dakika kral olduğunu düşünün. İşte hepimizin hayatı böyle yani. 5 dakika da olsa farklı benlikler sürekli yer değiştirdiler. Ve benler dış tesisler tarafından yönetilir. O yüzden kontrol edilmesi oldukça zor. Yani kendi isteğimizle şu beni çağırayım, bu ben devreye girsin gibi çalışmalar halinde çok özel kendini tanıma çalışmaları içerisinde mümkün. Ama hayat içerisinde uyuyorken, mekanik bir haldeyken bunu yapmamız oldukça zor. Çünkü benden dış tesisler tarafından yönetiliyor. Onların oluşumu da zaten çocukluğumuzdan sonra yani çocukluk dönemlerinde başlıyorlar. Ve her biri farklı farklı eğitimlerle, telkinlerle, toplumun vermiş olduğu, ailenin vermiş olduğu, sosyal ve durumun vermiş olduğu telkinlerle gelişiyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar. Dolayısıyla onlar mesela biraz önce verdiğimiz örnekten de hava güzel olduğunda, sıcak olduğunda belli bazı benler grubu, topluluğu ortaya çıkıyor. Veya kasvetli olduğunda, kapalı olduğunda başka tür çağrışımlar, başka tür benler ortaya çıkıyor. İş yerine gittiğimizde belli ben grupları ortaya çıkıyor ki bunları roller diyebiliriz yani, rol yapıyoruz. Evimize geldiğimizde, ailemizle birlikteyken yine belli gruplar ortaya çıkıyor. Sosyal bir alanda, işte sokakta, çevremizdeki herhangi bir yerde bulunduğumuzda farklı farklı benler ortaya çıkıyor. Bunlar da maalesef dış tesisler tarafından kontrol edildiği için bizim ancak onu özel bir çalışmayla öncelikle gözlemlememiz, hayatta yayılan bir gözlemleme yoluyla kendimizi gözlemlememiz. Daha sonra, sanırım ben sonraki slide'ımı açıklıyorum. Evet, kendini hatırlama, farkındalık insanı tek bir yöne getiriyor. Yani gözlemden sonra yavaş yavaş artık bunları fark etmeye başladığımızda zaten ondan kendimizi soyutlamaya başlıyoruz. Yani o ben devreden çıkıyor. Daha sonra başka bir ben, onu da gözlemleyip fark, yani içsel farkındalığın zorlaştığı o da kalbi. Gibi, bu sürekli böyle ve en sonunda bunların ötesinde gerçek ben dediğimiz, özümüze ait, vicdanımıza ait, hani neye inanırsak neden, eğer ruha inanıyorsak ruha ait, varlığa inanıyorsak varlığa ait bir ben vardır ki dördüncü olduklarına gerçek ben isim veriliyor. İşte kendimizi hatırlayarak, hayat içerisinde sürekli gözlemler yapıp kendimizi hatırlayarak gerçek benle temas etmeye başlıyoruz. Kendimizi hatırladığınız anda zaten özümüzle temas etmeye başlıyoruz da diyebiliriz.
Evet, çok benli olduğumuz için aynı zamanda bu benler kendi içerisinde veya bizi yönetirken veya kendi aralarında sürekli yalan söylerler. Bizler de bunu belki gözlemleyebiliriz. Öncelikle en çok kendimize yalan söyleriz. Daha sonra dışarıdaki insanlara yalan söyleriz. Fakat fark etmiyor, ikisi de aynı derecede zararlıdır. Çünkü benlerimiz farklı. Yani bir beni kabul ettiğini öbürü kabul etmez. Veya bir durumda ortaya çıkan bir ben, başka bir durumda başka bir şekilde ortaya çıkıp başka şeyler de söyleyebiliyor. İşte bunlar da bizdeki yalanları oluşturuyorlar. Ve işte kendi psikolojik üzerimizde bizi olumsuz noktalara sürükleyen şeylerden birisi de bu yalanlardır. Kendi içimizde, hem başkalarına hem de kendimize söylemiş olduğumuz yalanlar. En çok söylediğimiz yalan tarzı özellikle kendi çıkarımız doğrultusunda bir şey yorumlamak. Bunu bazen kendimiz bile fark etmeyebiliriz. Yani çok basit bir örnek alalım. Yani yine futboldan geliyor aklıma. Yani bir maç var, Fenerbahçe Galatasaray maçı var ve iki bey tartışıyorlar. İşte bir hakem bir kural hatası yaptı veya işte ya normal bir objektif bir kural gerekirse düdük çaldı diyelim. Fenerbahçe eleyecek. Fenerbahçe'de olan bey hemen itiraz edecekti. Ya bu düdük yanlış. Galatasaray'da olan da doğru diyecekti. Bazen öyledir ki o Fenerbahçe'de onun yanlış, pardon, doğru olduğunu biliyordur. Fakat kendi çıkarı olduğu için ya da bunun farkında bile değildir. Bunu hepimiz yapıyoruz. Yani çok fazla özdeşleştiğimiz için yani kendimize de yalan söylüyoruz. Diyoruz ki hayır, hakem yanlış bir çaldı. Belki doğru çaldı. Belki de kesin doğru çaldı. Ama biz yani o anda kendimizi kaybediyoruz ve onun yanlış olduğuna kendimizi ikna ediyoruz. Bunun gibi hayat içerisinde, iş hayatımızda, aile içi hayatımızda bunlar çok sık başımıza geliyor aslında. Yani kendi çıkarımız doğrultusunda bir şeyleri yorumlamaya başlıyoruz. Asıl tehlike bu. Yani bir şeyleri yorumlamaya başladığımız anda büyük yalanlar ortaya çıkıyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, ve başımıza en çok belaya sokan o karanlık alanlarda bizleri daha çok vakit harcamamıza, işte cehennem vari alanlara bizi sürüklenen büyük şeyler, durumlar negatif duygulardır. En çok özdeşleştiğimiz veya en çok üzerinde durduğumuz, hayatımızı en çok karartan, yani uğraştıran, bir takım problemler yaratan şeyler negatif duygular. Orada yazmışız okumuyor ama en çok negatif duygularla özdeşleşiyoruz maalesef. Yani çünkü negatif duygular bizim için daha kolaydır ve daha sık bir şekilde onların içerisinde kaybolma eğilimi içerisindeyiz. Duygular çünkü düşüncelerden çok hızlı hareket ederler. Yani bir şey duygusu düşünceden çok daha hızlı. Bir şey yaşandığı anda onun olumsuzluğunu yaşarız içimizde mesela. Ama düşüncesi sonradan da gelebilir. Gibi bunlar merkezlerle ilgili çalışmalarda ele alınıyor. Dolayısıyla en çok özdeşleştiğimiz, kendimizi içerisinde kaybettiğimiz düşündüğümüzde hak vereceksiniz. Yani öfkelendiğimiz durumları düşünün, sinirlendiğimiz. Kesinlikle alamayız onun için kendimizi. Yani bir belli noktadan sonra kopar sakin olmamız mümkün hale gelmez. Özdeşleşiyoruz çünkü. Yani o anlamda düşündüğümüzde mümkün olduğunca bu özdeşleşmemize, negatif duygularla özdeşleşmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün saydığımız diğer eksikliklerimizin sonucu negatif duygular yaratır. Yani özdeşleşme dedik, işte talih almalar, yalan söylemeler, burada saymadığımız kristalleşmiş düşünceler, tutumlar, önyargılar, savunma mekanizmaları. Bunların hepsi aslında negatif duyguların oluşmasına sebep olurlar. Yani negatif duygular onlara oluştu ama en çok diğer tüm zaaflarımız, hani üzerinde çalışmamız gereken alanlar daha çok negatif duyguları oluştururlar. Çok çabuktur. Yani bizim negatif olarak hareket etmemiz, yani duygusal anlamda hareket etmemiz çok süratli bir şekilde hemen meydana geliyor. Evet, negatif duygular çok hızlı oldu. Bahsetmiştik, negatif duygular bizi pozitif gerçek duygularımızdan da uzaklaştırıyor. Şimdi bir de pozitif duygular var ama pozitif duygular bu negatif duyguların karşılığı olan duygular değil. Bambaşka bir şey. Bu kendi öz varlığımızdan, içsel varlığımızdan, işte biraz önce söylediğim gibi her ne dersek diyor, yüksek kendimizden gelen, hayatımızda çok nadir olarak karşılaştığımız bazı duygular vardır. İşte dördüncü yolda buna yüksek merkezler deniyor ve buradan kaynaklanan. İşte bunlara hayat içerisinde çok fazla karşılaştığımız ve çok nadir böyle flash bekler tarzında, yani çok nadir bir şekilde belki 3-5 yılda bir, belki 10 yılda bir gibi durumlarla karşılaştık. İşte negatif duygular onlarla bile karşılaşmamıza engel olurlar.
Yani negatif bir durum içerisindeyken duygusal merkezimiz, duygusal alanımız negatif durumlarla yoğunken daha yüksekteki şu an için tadını bile alamadığımız pozitif durumlarla karşılaşmamız oldukça zor hale geliyor. Evet, pardon, burada ben çiziyorum. Yani negatif duygular neler giderse onu da atlamayalım. Çok okumuyor. İşte gurur, bilim, kıskançlık, korku, şüphe, antipati, alınganlık. Şuradan bakayım. Öfke, kızgınlık, nefret, endişe, kaygı, karamsarlık, bencillik gibi. Yani bunları sayabiliriz, çoğaltabiliriz mümkün ama temelde negatif duygular insanın kendisine aşırı değer vermesinden, aşırı kelimesine dikkat edin, aşırı değer vermesinden kaynaklıdır. Yani o işte yukarıda olduğu müddetçe, kendimize aşırı değer verdiğimiz müddetçe bu tür negatif duyguların sık sık ortaya çıkması gayet normal. Negatif duygular içerisindeyken psikolojik üzerimizin en kararının geride durur. Zaten bu söylemiştik yani hani şiddet içerisinde, pardon öfke içerisinde ya da kızgınlık içerisinde, kıskançlık içerisindeki bir insan alın, onu düşünebileceğimiz en güzel, işte onun için cennet var bir alan, mali garanti veya başka bir mekan, güzel bir otel yerleştirme. O insan için bir şey fark etmeyecek. Yani o kıskançlık ve şüphe kaldığı müddetçe, o negatif durumlar kaldığı müddetçe hiçbir değişim olmaz. Yani dış dünyada herhangi bir şekilde değişim olsa da iç dünyada negatif duygular varken psikolojik dünyamız, uzayımızda hep kasvetli, maalesef kasvetli alanlarda bulunuyoruz. O yüzden negatif duygularla mücadele etmek, kendini hatırlamak, farkındalık ve kendini gözlemlemek bu derecede önemli bir hale geliyor. Çok özür dilerim. Evet, buraya kadar olan bölümle ilgili sorunuz var mı acaba? Gerçi soru cevabı birazdan yapacağız ama. Merhabalar. Evet, buyurun. Yine ben, her zaman bir soru. Kale almayla özdeşleşmeyi kıyaslayabiliyor muyuz yoksa ikisi birbirini örtüyor mu? Aslında tane adına bir çeşit özdeşleşme. Özdeşleşme farklı bir çeşidi değil. Özdeşleşme çok daha genel düşünebiliriz. Evet. Tane adı onların içerisinde. Fakat yani yoğunluğu bakımından nereye kadar bize uğraştılar, özdeşleşmeler kadar uğraştılar, özel bir durum. Yani şey değil yani, o da farklı bir şekilde, farklı bir başka adını düşünmemiz o kadar önemli değil. Sormuşken şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda bir de bu bahsettiğiniz, şu ana kadar bahsettiğimiz kahramanlar daha çok içsel kahramanlar. Yani bizim uğraştığımız o başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü gibi tarzından kahramanlar içsel kahramanlar. Bir de dışsal kahramanlar var. Pozitif anlamda. Yani başkaları için yapmış olduğumuz kahramanlar var. Düşünmek, başkalarını düşünmek. Biz ne kadar düşünüyoruz başkalarını? Onların hayatlarını, onların duygularını, düşüncelerini. Bu olumlu bir durumdur. Yani dışsal kahramanlar kaçınılacak bir şey değil ama dışsal kahramanlar problem yaratır ve maalesef onlarla özdeşleştiğimiz için öteye bir üzerinde çalışmamız gerekebilir. Başka yoksa devam edelim. Var mı? Zaten son bölümde yine soru cevap bölümde bunları konuşacağız. Evet. Çalışmada dedik ki 4. yol çalışmasında negatif olmama hakkına sahibiz. Şimdi son yıllarda moda bir şey var, moda bir fikir, bir düşünce. Nedir o? Ya arkadaş, öfkelenme, bunu mutlaka bir yerde dök, bir yerde çıkar, ifade et. Yani evinde git, işte şeye bu, yastığa olur. Veya şunu yap, bunu yap. Git bu ağda, işte bağ çağ gibi bir moda, bir düşünce vardır ya da sistemler vardır. Buna gerek var mı? Onu düşünmek lazım. Yani illaki negatif duygularınızı ifade etmemize gerek var mı? Bunu düşünmek lazım. Çalışma negatif olmama hakkına sahibiz diyor. Yani negatif olmak hakkına sahipsiniz demiyor. Biraz önce söylendiği gibi. Olmama hakkına sahibiz. Yani duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmeden, negatif duygu ve düşüncelerimizi ifade etmeden de onları kontrol altına alabilmemiz mümkün. Öncelikle onları gözlemleyerek, farkındalığımızı kullanarak, onlar üzerinde çalışarak. Ama bu mümkün. Yani evet, negatif duyguların içerisinden çıkmak, onlarla savaşmak oldukça zor. Çok uzun yıllarda belli bir duygu üzerinden, üzerimizden atamayabiliriz belli bir duyguyu.